Arkadaşlar, Top Kolye'min ikinci bölümüne geldik ve ben işimi şu şekilde birleştirdim. Şimdi en son aşamaya geçiyoruz. Bir motifimi şu şekilde yerleştirdim. Şimdi şablonumuzu alalım. Şablonda açıklama yapayım. Şu gördüğünüz motifleri çalıştı. Kırmızıyla işaretlenen 5 motifi çalıştım ve şu şekilde birleştirmesini yaptım. Şimdi sıra geldi. Son 5 adet boncuğumu yerleştirmeye. Bunlar için de gümüşlü olan bölüme geldim. Yani ben şu şekilde birleştirdim. Son sıra. Evet, şimdi birleştirirken biliyorsunuz koyu renk almıştık. İpimi çekiyorum. Bu en son sıramız ve yerleştiriyorum. Birleştirirken ne yapıyorduk? Bir boncukla iki motifi birleştirmesini yapıyorduk. İpimin çıktığı boncuk, gelen boncuktan aşağıya indim. Hep daha önce de ifade ettiğim gibi aynı çalışma, aynı mantık ve bir sonraki gümüşe geleceğim. Yani 1, 2, 3, 4, bu eklediğim 5. motif. Bu şekilde sıramın sonuna kadar motiflerimi ilave edeceğim ve sıramı bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 5 tane son üçgenimi de yerleştirdim. İşim benim bu hale geldi. Artık elimizde hiç üçgenimiz kalmadı. İçini de görelim. İçi de bu şekilde. Şimdi biz topumuzu içine koyacağız. Bu şekilde işi bitireceğiz. Şu şekilde olacak. Şimdi bunu yapmak için de mutlaka topu çıkartıp göstermem gerekiyor. İpimin çıktığı yer. İki motifi birleştirmem gerekiyor şu şekilde. Ben boncuklarımın içinden ipimin çıktığı yer, bu bölüme çıkmak istiyorum. Boncuklarımın içinden yürüyeceğim. Ya da bu bölüme ipim altta kalmış çünkü boncuklarımın hizasından aşağıya doğru ilerliyorum. Buraya geleceğim. İpim o bölümdeydi. Tek tek koparmadan bu bölümü yaparsanız daha rahat olur. Daha önce de söylediğim gibi ben göstermek adına tek tek çalışıyorum. Şimdi bu araya 5 tane boncuk yerleştireceğim. Koyu renk fümemden. 3 tane yerleştireceğim, pardon. 2 motifimi birleştireceğim. İşim şu hale geldi. Her zaman yaptığımız gibi iki motifi birleştirirken tepe boncuklarını siyahlardan ilkinden geçiyoruz aşağıya doğru. Ve çapraz bu şekilde yürümesini sağlıyoruz. İki motiften çıkıntı boncuklardan bu işlemi gerçekleştiriyor. Her sırada aynı çalışmayı bu şekilde tekrar ettik zaten arkadaşlar.
tipim de az kaldı. Biraz zor çalışıyorum. Ve siyaha geldim. Ne demiştik? Mutlaka ortadaki boncuklar 5 adet olmalı. Burada bizim şu an 4 adet var. O halde bir adet daha alıp iki motifi birleştirmem gerekiyor. Yine boncukların hizasından yukarıya çıkacağım. Çıktım. Şimdi 5 tane boncuğumun içinden boş geçeceğim. Her birleştirmede bunu yaptık. Şimdi de bunu yapıyoruz. 2 Şimdi bu boncukla bakın 1, 2, 3, 4, 5. Her boncuğumun içinden yürüyeceğim ve işi sıkacağım. Burada da gördüğünüz gibi 5 adet boncuğum oluştu. İpliğim az kaldı. İpi sonlandırmak zorundayım burada arkadaşlar. Gelen bir boncuktan aşağıya doğru yürüyerek işi bitireceğim. İşlemimiz bu hale geldi. Bunları da aynı şekilde yapacağız. Şimdi topumuzu yerleştirmek zorundayım. Eğer her bacağı biz birleştirirsek top içe girmez. Bundan sonra yine aynı işlemi devam edeceğim. Araları dolduracağım, birleştireceğim. Her arayı 3 boncukla dolduracağım ve birleştireceğim. İşim şu hale gelecek. Ben birleştirip geliyorum arkadaşlar. Son motifi de yerleştirdim. Şimdi sıra bu bölüme geldi. Topum içeride. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir boncuk aldım. İki motifi birleştirirken mutlaka bir boncuk alıyorduk. Ve çapraz tabii bu bölümlerde biraz daha dikkatli çalışmak gerekiyor. Açıkken çalışmak daha kolay. Çıkıntı boncuklarımızın içinden geçerek işi bağlıyoruz. Şimdi iki motifi tekrar bu bölümde bir boncukla bağlıyorum. Aşağıya kadar inmeyi planlıyorum. Niçin? Arada en son birleştirmemizde boncuklarımızın içinden geçmedik. Onları geçip sıkılaştırmam gerekiyor. Boncuk hizalarından o bölüme doğru yürüyorum. İki boncuk. Mutlaka 5 boncuk olmalı demiştik ve bizim burada 5 boncuğumuz var. İşi sıkıyorum. 5 tane oldu. Şimdi bizim bir tek bu kenarımız kaldı. Onu da yapmak için boncuklarımın içinden yürüyeceğim. Tabii bu çalışmayı iyi boncuk bilen arkadaşlarımız yapacaktır. Yeni başlayan arkadaşlarımız için çok iyi izlemeleri gerekir ki yapabilsinler. Boncuklarımın içinden yürüdüm. Nereye kadar geleceğim? Şu bölüme geleceğim ve oraya 3 boncuk
koyacağım. Birleştirme boncuğu. Burada ipimin hizalarına dikkat ediyorum. Çıkıntı boncuklarımın arasına birer adet koyu gri'mi yerleştireceğim. İkinci boncuğumu yerleştirdim. Üçüncüsünü de yerleştireceğim şimdi. Ve işimiz bitecek arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4. İki motifi de birleştirmek zorundayım. Tek bir boncukla beşleyeceğim ortadaki grileri. Yukarıdan aşağıya karşı motifin ilk boncuğundan indim. Biraz küçültelim mi? İndim. Bu şekilde geldi. Ve gri boncuklarıma ulaşmaya çalışıyorum. Boncuklarımın içinden geçe geçe. Ve geldim. Bu 5 boncuğumun içinden de koyu gri boncuğumun içinden de boş olarak geçeceğim. İpi sıkacağım ve orada potluk oluşmayacak. Bir tur daha atayım ki sık olsun, sağlam olsun. Evet. Şimdi sadece bizim bir bölümümüz kaldı, bu bölüm. Oraya ulaşmaya çalışıyorum. Arasına boncuk dolduracağım. Pardon, boncuk da varmış zaten. Karşı motiften ara boncuğumuzu da zaten birleştirdik. Karşı motifin ilk boncuğundan geçtim siyahtan ve çaprazlama işlemiyle işi bitiriyorum. Gri'den çıktık. Şimdi çıkıntı açık gri var. Gümüş yani. Şimdi koyu gri ve açık gri. Koyu gri. Ve siyaha geleceğim arkadaşlar. İşimiz bu hale geldi. Şimdi burada bir boncuğumuz eksik. 1, 2, 3, 4. İki motifi birleştireceğim. O halde bir gri daha alacağım. Ve gelen siyah boncuktan aşağıya ineceğim. Beşledim orasını da. Tepe kısmımız. Ve alttan yukarı çıkıyorum. 5 tane olan bölüme geldim. Şimdi 5 boncuğumun içinden geçeceğim ve işimiz bitmiş olacak. Söylediğim gibi eğer boncuğunuz yoksa alüminyum folyo ile bu işi de yapabilirsiniz arkadaşlar. İşimiz tamam. Her tarafta bakın boncuklarımız, beşlemelerimizi mutlaka bağlıyoruz. İşimiz şu hale geldi. Şimdi ipliğimi ben koparmayacağım ki o bölüm bizim boncuktan çivi geçireceğimiz bölüm olacak. Bu çiviyi de nasıl yapacağız onu görelim. Şimdi ben püskülü metalimin içinden geçirdim. Çivimi de geçirdim. Ve boncuğumun topumun içinden yukarıya koydum. Buna da şu şekilde tutkal koyup yapışmasını, sağlamlaşmasını yaptım. Şimdi işimiz şu şekilde. Bu altına değişik şeyler kullanabilirsiniz. Şimdi tepe kısmından halka yapacağım. Evet, halkamız tamam. Zincirime her renk zincir olur, farklı şey olur. Aparatımı geçirdim
ve yaptığım halkanın içinden geçirdim bunu da. Pensemle sıkıştırıyorum. Evet, sıkıştırdım. İşlemimiz bu şekilde oldu. Evet, kolyemiz bitti. Beğendiyseniz buraya kadar lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Abonem olursanız da sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Çalışacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. İyi günler efendim.